Tabii ki de ilk öncelikle bu durumda olduğumuzdan dolayı çok üzgünüz. Bizi sevenleri, halkımıza böyle bir sonuç verdiğimiz için üzgünüz. Ama son maçımız var yarın. Son maçımızı en iyi şekilde, bize yakışan bir şekilde 3 puan alıp devam edersek de böyle devam etmek istiyoruz. Kapatmak gerekirse de böyle kapatmak istiyoruz. Son şansımız yarın. Dediğim gibi hepimiz üzgünüz ama yarın yeni bir şans, yeni bir maç. Bunun için bugünden sonra son antrenmanımızı yapıp yarın maçı bekleyeceğiz. Teşekkürler. Soru sormak isteyen var mı? Hilmi Sever Anadolu Ajansı'ndan el kaldırdı. Kendisinin sorusunu alıyoruz. Eğer bizi duyabiliyorsa. Şu an duyuyorum. Çağlar, öncelikle yarın için başarılar. Umarım yolumuzda devam ederiz. Savunmanın en önemli isimlerinden bir tanesin. İki maçta, yani savunmanız çok bu maçtan önce hep ön planda, turnuvadan önce konuşuldu. Türk duvarı denildi ama iki maçta toplam 5 gol yedik. Sana göre ters giden şeyler nelerdi? Tabii ki de bunu daha önce de dile getirmiştim. Sadece biz iki kişinin yaptığı defanstan daha önce de ön plana çıkmak istemediğimi söylemiştim. Hani takım halinde iyi şekilde defans yapmak önemli. Tabii ki de defans oyuncusu olarak iki maçta 5 gol yemek üzüntü verici. Buradan doğru eleştiri alıp daha iyi bir şekilde yolumuza devam istiyoruz. Hem bireysel olarak defans pozisyonu olduğum için hem de takım haline de aynı şekilde doğru eleştirileri alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Teşekkürler Çağlar. Bostan Memiş'in bir sorusu var. İhlas Haber Ajansı'ndan onun sorusunu alabiliriz. Bağlantı şimdi geldi. Evet, Evet, dinliyoruz. Çağlar, başarılar diliyorum yarınki karşılaşma öncesinde. Galler maçında şöyle bir görüntü gördük. İkinci yediğimiz gol öncesinde Gareth Bale bu sefer soldan aynı çizgiden gelmişti ve korner öncesinde sen Mert'e uyarıda bulunmuştun, çizgiyi kapat diye. Yani bir savunmada bir konsantrasyon eksikliği mi oldu? Maçtan böyle bir kopma mı oldu? Ve bu durumu kendi aranızda tartıştınız mı? İsviçre karşılaşmasında daha farklı bir görüntü mü çıkacak ortaya? Ya yani bununla ilgili bir genel öz eleştiri yaptınız mı? Tabii ki de her maçımızdan sonra öz eleştiri yapıyoruz. Zaten bence öz eleştiri yapmasak buralara bile gelemezdik. Çünkü biz her zaman hocamıza dahil iyi oynadığımız maçlardan sonrasında da oturup hatalarımızı, nerelerde neyi eksik yaptığımızı konuşan bir takımız. Dediğim gibi saha içinde evet yani son dakikalardı. Yani benim uyarım orada göze çarpmış ama kimse istemezdi böyle bitsin ya da orada hata yapsın. Dediğim gibi o an benim söylediğim şey gibi çıkmış sanki ama öyle bir şey yok. Hepimiz bu takımın bir parçasıyız. Hiçbirimizin hiçbirisinden farkı yok, fazlası yok. Hepimiz eşitiz. Az önce de dediğim gibi öz eleştiri her zaman yapıyoruz. Doğru eleştirilere de kendimize ders çıkartıp yarınki maçımıza bakacağız. Çok teşekkür ediyorum. Başka soru talebi olmadığı için Çağlar'ı antrenman için gönderebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz tekrar.